Elazığ'daki depremin ardından Türkiye kenetlenmişken eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Tunca Özkan, eski milletvekili Sinan Oğan, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ gibi isimler depremden siyasi çıkar elde etmek için harekete geçti. Depremin hemen ardından sosyal medya üzerinden tepki çeken paylaşımlarda bulunan siyasilere yurttaşlardan tepki yağdı. Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe'nin attığı bir tweet sosyal medyada büyük tepki topladı. Dün akşam Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen ve çevre illerde de hissedilen depremde şu anki rakamlara göre 22 kişi hayatını kaybederken 1031 kişi de yaralandı. Ekiplerin bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken sosyal medyada deprem en çok konuşulan konulardan biri oldu. Yaşanan depremin ardından Ankara eski büyükşehir belediye başkanı Melih Gökcey'in 2006 yılında hayatını kaybeden eski başbakan Bülent Ecevit ile ilgili attığı tweet, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Gökcey'in merhum Ecevit ve hükümeti hedef alarak attığı tweet'e "Onlarca sosyal medya kullanıcısı böyle bir günde siyaset mi yapılır? Millet can derdinde siz reklam, savaş acı ölüm kalın fark etmek sizin siyaset peşindesiniz, vicdansızsınız" diyerek ateş püskürdü. Melih Gökçe'nin tepki çeken tweetinde şu ifadeler yer aldı: "Gayem siyaset yapmak değil, sadece bir gerçeği vurgulamak. Ecevit döneminde gece deprem olmuş, biz Ankara Belediyesi olarak yardımlarımızı Sakarya'ya kadar yetiştirmişken, Ecevit sabah açıklamasında bölgelerin tamamıyla irtibat kuramamıştı. Ya bugünkü devletin müthiş müdahalesi." dedi.